Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde benden çokça istenen bir tarif olan Alman pastasını yapıyoruz. Öncelikle sesim için özür diliyorum sizden, biraz rahatsızım. Hala geçmedi, ben de yine de videolarıma devam etmek istediğim için bu şekilde seslendirme yapıyorum. Alman pastası için mayalı bir hamur hazırlayacağız. Cezvede ılıktan biraz sıcak ısıttığım birer çay bardağı su ve süt var. İçine yine bir çay bardağı sıvı yağ ve toz şekeri ekliyorum. Bir tane de yumurta ilave edeceğiz. Ekliyorum dedim ama bu sefer de yine tarifte bana kızım yardımcı oluyor. Hamuru o hazırlıyor. Şimdi 2 bardak un ekledik. Unun üzerine bir paket kuru maya ve yarım pakette kabartma tozunu ekliyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Hamurda dikkat etmeniz gereken en önemli şey çok sert bir hamur olmaması. Fazla un kaçarsa yumuşak bir Alman pastası hamuru elde edemezsiniz. Bu yüzden cıvığa yakın, yani elinize hafif yapışırsa daha da makbul olur. Bu şekilde kıvamda bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu yüzden her zaman olduğu gibi un ölçüsünü tam karar vermiyorum. Çünkü değişebiliyor. Her zaman azar azar ekleyin. Sonradan ilave etmesi kolay olacaktır. Hamur mayalanırken kremasını hazırlayacağız. Bir tane yumurta sarısı, 5 yemek kaşığı toz şeker. Önce hafifçe çırpalım. 2 bardak süt kullanacağız. Önce yarısını ilave ediyoruz biraz karıştırmak için. İki yemek kaşığı tepeleme un ve bir yemek kaşığı da nişasta ilave edip kalan sütle beraber hepsini karıştırarak kısık ateşte pişireceğiz. Son olarak vanilyasını koyulaştıktan sonra altını kapatmak üzereyken ekliyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuz da kabardı. Şimdi hafif unlu tezgahta merdane ile çok ince olmayacak şekilde açacağız. Çok fazla ellemenize de gerek yok. Çok un kullanmazsanız da daha iyi olur. Dediğimiz gibi yumuşak bir hamur olması için. Hatta biz biraz fazla kullandık diyebilirim. Biz 1 santimetreden daha ince açtık ama yarım santime kadar da inilebilir. Çünkü kreması fazla, hamurunun az olması daha güzel tat verecektir Alman pastalarımıza. Herhangi bir kalıpla yuvarlak şekil verip kestikten sonra tepsiye yerleştiriyoruz. Tepside hamurun tekrar mayalanması için önce bir buzdolabı poşeti, üzerine de mutfak havlusu serip tekrardan mayalanmaya bıraktık. Yarım saat kadar yeterli oluyor. Bu odanın ısısına göre değişir. Siz 2 katına çıktığında alabilirsiniz. Fırınınızı mutlaka 200 dereceye önceden ısıtın ki hemen koyar koymaz kabarıp pişmeye başlasınlar kurumadan. Burası da çok önemli. Pişme sürecini de yine sizin için çektim. Bu arada biz de kızımla mutfağı toparladık pişerken. Bu şekilde üzerleri zaten içindeki şekerden dolayı çok güzel bir şekilde kızarıyor. Fırından çıkardıktan sonra tel tepsiye aktardık ki kurumadan soğumaya devam etsin. Bu arada soğumuş olan kremamıza da bir 5 dakika kadar mikserle çırparken içine bir pakette krem şanti ilave ediyoruz ki kıvamı daha kabarık olsun. Elde ettiğimiz kremayı ben sıkma poşetine doldurdum daha rahat hareket edebilmek için. İsterseniz kaşıkla da koyabilirsiniz, hiç fark etmez. Servis yapacağınız zaman Alman pastalarınızı bıçakla ikiye bölüp üzerlerine bolca öncelikle kremadan sıkıyoruz. İkinci parçayı çok fazla bastırmadan yerleştiriyoruz. Ve Alman pastalarının kendine has güzelliği, üzerine bolca pudra şekeri eleyip afiyetle servis ediyoruz. Kalan Alman pastalarını tost makinesinde kızartıp üzerine krema sıkarak, hatta kapaklarını kapatmadan tek parça halinde de yiyebilirsiniz, daha bol kremalı. O şekilde de bence lezzeti çok güzel oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bunun gibi yüzlerce tarif için beni YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.